Değerli dostlarım, herkese yeniden merhabalar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi bilgilerimizin tamamını işledik ve sizler de onları dinlediniz. Şimdi ise Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili bazı sorular çözeceğiz. Bir bakalım arkadaşlar ne gibi sorularımız varmış. Diyor ki soru bana, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesini sağlayan nedenler arasında yer almaz diyor. Arkadaşlarım baktığımda padişahların özellikleri. Ya arkadaşlar, kuruluş dönemi padişahlarına bir bakalım mı? Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, 2. Murat. Ya adamların arasında başarısız padişah yok. Dolayısıyla padişahların özellikleri Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin önemli bir nedenidir. Gelelim gaza ve cihat ruhu. Arkadaşım ben ne yapıyorum bu dönemde? Ben bu dönemde İslam için savaşıyorum. Yani kazanırsam Fatih, kaybedersem şehit oluyorum. Dolayısıyla İslam'ı koruma ve yayma savaşları olan gaza ve cihat anlayışı değerli dostlarım yine Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri arasında yerini alır. Ahilerin desteği. Osman Bey kimle evlenmişti? Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmişti ve ahilerin desteğini arkasına almıştı. Arkadaşlar bu sadece askeri bir destek değil. Bakın askeri bir destek, aynı zamanda siyasi bir destek, aynı zamanda ekonomik bir destek değerli dostlarım. O yüzden bu son derece önemli. İskan ve istimalet politikaları. İskan neydi? Yerleştirmeydi değil mi? Balkanlarda fethettiğim bir yere örneğin kendi halkımı yerleştiriyordum. Türk ve Müslüman bir aileyi yerleştiriyordum. Bu şekilde orada kendi kültürümü yaşatıyordum. Bu da o bölgenin kültürel olarak bana bağlanmasını sağlıyordu. İstimalet politikası ise hoşgörü politikasıydı. Örneğin Balkanlarda bir yeri fethettikten sonra onların dinine, diline, ırkına saygı gösteriyordum ve hoşgörülü davranıyordum. İşte bu da yine Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri arasındadır. Ama iltizam sistemi kısa sürede büyüme nedenimiz arasında mı? Gözünü sevdiğim, zaten iltizam sistemini uygulayan Fatih Sultan Mehmet diye biz yükselme dönemindeyiz ya o zaman. Ve iltizam sistemi dediğimiz sistem devlete nakit para getiren sistem değil mi? Evet, ben orada mukata toprakları kiralıyorum. Hatta buradaki görevliye de mültezim adını veriyorum. Hatta daha sonradan tımar topraklarımı da bana hemen para getirsin diye iltizama verince yavaş yavaş iltizam sistemi, bir nevi emanet sistemi benim için daha kötü bir vaziyete bürünmeyecek mi? Daha iğreti olmaya başlamayacak mı Osmanlı için? Başlayacak. O yüzden arkadaşlarım iltizam sistemi kısa sürede büyüme nedenlerimiz arasında değildir. Devam ediyoruz. Bu renk siyah. Bu rengi değiştirelim. Kırmızı alalım arkadaşlar. Şöyle gözümüz gönlümüz açılsın. Arkadaşlarım baktığımızda Orta Çağ'ın en büyük seyyahları arasında yer alan İbn Battuta aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi için Türkmen hükümdarlarının en yücesidir? Türkmen hükümdarlarının en ulusudur demiştir. Kim için diyor bunu arkadaşlarım? Orhan Bey için diyor. Arkadaşım Orhan Bey için de bu denir ya. Gerçi bütün kuruluş devri padişahları için bu söylenir de İbn Battuta Orhan Bey için bunu söylüyor. Türkmen hükümdarlarının en yücesi, en ulusudur diyor. Peki değerli dostlarım 1. Bayezid'in aldığı bir ünvan vardı, neydi? Nibolu Savaşı'nda Sultan-ı İklimi Rum'du. Çelebi Mehmet'e ne diyordum? İkinci kurucu diyordum. Ne sebepten? Osmanlı'nın fetret devrini bitirdiği için. 1. Murat'a Hüdavendigar diyordum, Allah dostu. 2. Murat'a Ebul Hayr diyordum. Yani hayır babası anlamına geliyordu. Bunu da doğru yaptım. Devam edelim. Arkadaşlarım bakalım. Diyor ki soru. 1. Murat Osmanlı Devleti'nde ilk kez veraset sistemini değiştirerek ülke padişah ve oğullarındır anlayışını getirmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangilerinin olduğu söylenebilir diyor. Şimdi soruyu şöyle bir kenara koyalım. Osmanlı Devleti'ndeki veraset sistemi değişikliklerine bir bakalım. Osman ve Orhan Bey dönemlerinde ne var? Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var ama 1. Murat diyor ki ya diyor bu kadar fazla kişinin tahta aday olması taht kavgalarını arttırır. Taht kavgalarının çok artması ise ne olur? Devletin ömrünü kısaltır. O yüzden ben bunu değiştiriyorum. Ülke padişahın ve oğullarınındır diyorum diyor. Yani 1. Murat tahta aday kişi sayısını azaltarak iç karışıklığı azaltıyor. Devletin ömrünü de uzatıyor arkadaşlarım. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet geliyor. Ülke padişahın malıdır ve kardeş katli vaciptir diyor. Daha sonra ekber ve erşes sistemini, yani en yaşlı ve en olgun kişinin tahta geçmesi usulünü 1. Ahmet getiriyor. Değerli dostlarım,
Ekber ve Erşed sisteminin kanun haline gelmesi ise 1876 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı anayasası olan Kanuni Esasi'de olmuştur. Şimdi değerli dostlarım, soruya bir daha bakalım. 1. Murat'ın ülke padişah ve oğullarınındır anlayışını getirmesi 1-2-3 yargılarından hangilerinin olduğunu gösterir diyor bize, ya da söylenebilir diyor, bakalım. Veraset alanı daralmıştır. Ya önceden ülke hanedanın ortak malı değil miydi? Herkes tahta aday değil miydi? Evet. Herkes tahta geçiyordu. Ama şimdi sadece padişah ve onun oğulları geçebilir. Yani veraset alanı daralmış mı? Daralmış. Biri aldım. Bak, yorumun farklılığına bak. Sanki kötü bir şeymiş gibi gösteriyor bize. Oysa bu iyi bir şey. Veraset alanı daralınca ne olur? Taht kavgaları azalır. Taht kavgaları azalırsa ülkenin ömrü uzar. Peki, taht kavgaları sona ermiştir diyor. Ya arkadaşlar, tamam, 1. Murat değiştirdi de veraset sistemini. Taht kavgaları tamamen bitti. Bir daha hiç taht kavgası olmadı diyebilir miyiz? Örneğin 2. Bayezid döneminde Cem Sultan olayı olmadı mı? Oldu. Yavuz Sultan Selim padişah olduktan sonra kardeşleri Ahmet ve Korkut'u öldürtmedi mi? Öldürttü. Yani değerli dostlarım, taht kavgası hep oluyor. Dolayısıyla arkadaşlarım, tamamen sona ermiştir diyemeyiz. O yüzden iki olanları ne yapıyoruz? Eliyoruz. İki yanlış. Merkezi otorite güçlenmiştir. Bak şimdi değerli dostum. Tahta aday kişi sayısı azalır. Taht kavgası da azalır. Taht kavgası azalırsa devletin ömrü uzar. Ve arkadaşım, senin çok fazla rakibin yoksa, sen başa geçtikten sonra merkezi otoriten güçlü olmaz mı? Olur, değil mi? İşte o yüzden merkezi otorite de güçlenmiştir diyebiliriz. Neden merkezi otorite güçleniyor? Çünkü sana rakip olabilecek insan yok artık. Örneğin ne olmuştu arkadaşlarım, bir hatırlayalım. Cem Sultan Avrupalıların eline düşmüştü. Hiç Cem Sultan olmasaydı biz 2. Bayezid dönemine yükselme içinde duraklama diyebilir miydik? Diyemezdik. Çünkü 2. Bayezid Cem Sultan korkusuyla Avrupa'ya sefer düzenlememişti. Oysa o zaman 2. Bayezid deli gibi sefer düzenlerdi. Dolayısıyla arkadaşlarım, merkezi otorite, tahta aday kişi sayısı azaldıkça merkezi otorite artar diyebiliriz. Devam edelim. Ankara Savaşı'ndan sonra şehzadeler taht kavgasına tutuşmuşlar. Bu dönem ise Fetret Devri olarak adlandırılmıştır. Fetret Devri'nde Anadolu'da birçok yerde hakimiyeti kaybetmelerine rağmen Balkanlar'da böyle bir durum yaşanmamıştır. Şimdi soru bana diyor ki, Osmanlı diyor pek çok yerde toprak kaybetmesine rağmen Balkanlar'da toprak kaybetmedi diyor. Oysa padişah yok. Balkanlar'da neden toprak kaybedilmiyordu değerli dostlarım? Bunun birçok sebebi vardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da toprak kaybetmemesinin nedenleri arasında gösterilemez. Bak şimdi, Balkan halkları beni çok seviyorlar, beni bırakmıyorlar. Neden? Çünkü ben istimal et, hoşgörü politikası uyguluyorum. Benden memnunlar. Ben isken politikası uyguluyorum Balkanlara. Kendi Türklüğümü, kendi İslam'ımı yaymaya ve kendi kültürümü oraya götürmeye çalışıyorum. Bu da benim orada kalıcı olmamı sağlar. Bu da arkadaşlarım nedir? Balkanlarda toprak kaybetmememizin nedenlerindendir. Adaletli yönetim. Arkadaşım, sen adama Bizans'tan sonra öylesine bir büyük adalet götürdün ki adam şok oldu. Yani Bizans'ın adaletinden sonra İslam'ın, Osmanlı'nın adaletiyle karşılaşınca adamlar Osmanlı'ya sıkı sıkı sarıldılar değerli dostlarım. Dolayısıyla adaletli yönetimde yine Osmanlı'nın Balkanlar'da toprak kaybetmemesinin nedenlerindendir. Bizden memnun olduklarını gösterir. Ve Yüzyıl Savaşları. İngiltere ve Fransa birbirini yemekten dönüp de arkadaşlar Balkanlar'da bizim topraklarımızı almaya vakit ayıramadı ki. Çünkü ne yapıyorlar? Birbirlerini yiyorlar o sırada. Dolayısıyla bu da Balkanlar'da toprak kaybetmememizin nedenlerindendir. Ama arkadaşlarım, iltizam neydi iltizam? İltizam benim toprağımı kiralama yöntemimdi. Değil mi? Belli bir yıllık karşılığında ben toprağımı kiralıyordum. Mukata arazilerimi kiralıyordum. Özellikle merkeze uzak arazilerimdi bunlar benim. Yani Salyaneli eyaletlerdi. Tunus gibi, Trablusgarp gibi, Cezayir gibi yerlerde uyguluyordum. Merkeze uzak yerlerde. Ve arkadaşlarım, iltizamdaki görevliye de ne diyordum? Mültezim diyordum. Peki değerli dostlarım, iltizam sistemi iyi midir, kötü müdür? Bakın, iltizam sistemi, sizin tımar sisteminiz devam ediyorsa ve siz doğru şekilde halkınızda tarım yaptırıyorsanız, üretimde sürekliliği sağlıyorsanız sorun yok. İltizam sistemini yapabilirsiniz.
Ama siz tımarı bozup buradaki bütün topraklarınızı da alıp iltizama veriyorsanız devlete nakit para gelsin diye, o zaman halk da bu durumdan memnun olmaz. Sizin ordunuz da, tımar ordunuz da yok olur ve arkadaşlarım tarımda sürekliliği de kaybetmiş olursunuz. O yüzden iltizam sistemi iyi midir, kötü müdür gibi net bir ayrım yapmak yerine onu yorumlamak hepimiz açısından daha mantıklı olacaktır. Ama şunu söyleyebiliriz, Balkanlarda toprak kaybedip kaybetmemekle iltizam sisteminin bir alakası yoktur değerli dostlarım. Cevaba Ceyhan dedik, bunu da doğru yaptınız. Gidelim. Bakalım yeni soruda ne diyor bize? Basit bir soru arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde defterdarlık ve kaz askerlik makamlarının, acemi oğlanlar ve topçu ocaklarının kurulması aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Ya hocam bu soru çok kolay. Evet çok kolay. Çok kolay bir soru koydum ama buradaki amacım bu soruyu çözün değil. Buradaki amacım buradaki bilgileri tekrar etmek. Örneğin defterdarlık. Defterdarlık makamı ne yapıyor değerli dostlarım? Osmanlı Devleti'nde bütün mali işlerden defterdarlık makamı sorumludur ve 1. Murat döneminde kurulmuştur. Gelelim kaz askerlik makamına. Osmanlı'da kadı ve müderrislerin atamasını yapıyor. Aynı zamanda divandaki davalara da yine kaz asker bakıyor. Kadı ve müderrislerin atamasını yaptığı için kaz askere ne derim ben? Dönemin Milli Eğitim ve Adalet Bakanı rolündedir derim. Peki onun da ilk defa göreve başlatan kim oldu değerli dostlarım? Onu da göreve başlatan ilk olarak 1. Murat oldu. Peki devam edelim. Acemi Oğlanlar Ocağı. Arkadaşlar Acemi Oğlanlar Ocağı bizim Kapıkulu ordumuzda ilk eğitimin verildiği yer değil mi? Evet. Yani er eğitiminin verildiği yer değil mi? Evet. Bunu da 1. Murat kurdu. Gelelim Topçu Ocağı'na. Arkadaşlarım benim bütün Kapıkulu ordumu, yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan o ikinci düzenli orduyu 1. Murat kurmadı mı? Kurdu. Dolayısıyla cevabım ne olacak? 1. Murat olacak. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusunu Orhan Bey Yaya ve Müsellem adı altında kurmuştur. Fakat Osmanlı'nın ikinci düzenli ordusu ve Osmanlı'yı gerçekten 3 kıtaya yayan ordu Kapıkulu ordusudur değerli dostlarım. Onu ise 1. Murat kurmuştur. Cevaba Ceyhan dedim. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u kuşatan padişah ve şehzadeler arasında yer almaz denmiş. Bakalım. 1. Bayezid İstanbul'u 4 kez kuşattı değil mi? Peki neden kaldırmıştı? Beyliklerin arkadan saldırmaları yüzünden kaldırdı. Nibolu Savaşı yüzünden kaldırdı. Bir de Ankara Savaşı yüzünden kaldırmıştı ve bu dönemde biz İstanbul'u fethedememiştik. Peki devam edelim arkadaşlar. Ankara Savaşı ile Fetret Devri'ne girmiştik ve Fetret Devri'nde bir şehzade İstanbul'u kuşatmıştı. Kimdi o? Musa Çelebi'ydi. İstanbul'u kuşatan tek şehzadedir. Bunun dışında değerli dostlarım baktığımızda 2. Murat'ı görüyoruz. 2. Murat ise İstanbul'u tam teşekküllü olarak deniz yoluyla kuşatmayı başaran ilk padişahtır. Ama başarılı oldu mu? Olmadı. Fakat oğluna miras bıraktı bunu. 2. Mehmet'e. İşte tam da bu yüzden 2. Mehmet İstanbul'un Fatihi haline geldi değerli dostlarım. O da kuşattı. Hatta son kuşatan o. Çünkü o fethetmeyi başardı. Ama arkadaşlarım Çelebi Mehmet kuşatmadı. Çelebi Mehmet nasıl kuşatsın değerli dostum? Fetret Devri ile mi uğraşsın? Şeyh Bedrettin ile mi uğraşsın? Düzmece Mustafa ile mi uğraşsın? Çalıbey Savaşı ile mi uğraşsın? Artık Pençik'ten asker gelmiyor, devşirmeyi uygulayayım diye mi uğraşsın? Neyle uğraşsın bu adam? Bir de gidip İstanbul'u nasıl kuşatsın? Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Gelelim yeni soruya. Şimdi arkadaşlarım yeni soruda bana diyor ki aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine İslam'a yapmış olduğu katkılardan dolayı Abbasi halifesi tarafından bir ünvan verilmiştir diyor. Ya hocam bu soru çok kolay. Evet çok kolay ama bu soru daha önce defalarca kez soruldu. Bu soru sonra gitti 2023'te bir daha sordu. Ya arkadaşım ÖSYM ne diyorum ben size? ÖSYM kendini tekrar eden bir kurumdur. Bakın bu da ÖSYM'nin kendini tekrar ettiğinin en açık ifadesidir. Özellikle değerli dostlarım 2014 öncesi sorulara bakarsanız yorum sorularını göreceksiniz. 2014'ten sonra da genel olarak bilgi soruları göreceksiniz. Artık ÖSYM 2014 öncesine geri dönmeye başladı. Yani oradaki yorum sorularına ağırlık vermeye başladı. Ama 2023 sorularından biri de bilgi olarak böyle gelmişti. Arkadaşlarım 1396 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında
bir savaş olmuştu. O savaşın adı Nibolu Savaşı'ydı ve Nibolu Savaşı'na gitmek için biz ne yapmıştık? Bizans'ı kuşatmıştık, İstanbul'u kuşatmıştık. Bu kuşatmayı kaldırdık ve gittik. Siz bizim kuşatmayı kaldırmamıza neden oldunuz dedik. Sonra da Haçlıları bir güzel tokatladık. Biz Haçlıları tokatlayınca İslam'a hizmet etmiş, İslam dünyasını korumuş olmadık mı? Olduk. İşte o yüzden Abbasi Halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultan-ı İklimi Rum ünvanı vermiştir. O yüzden cevabımız Bursa olacak değerli dostlarım. Şimdi gelelim yeni soruya bir bakalım. Devşirme sistemi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kanun haline gelmiştir? Arkadaşlarım, Kapıkule Ocağı'nı, Kapıkule Ordusu'nu ben 1. Murat döneminde kurdum. Ve ben 1. Murat döneminde orduya hep pençik sistemiyle asker almaya başladım. Ama daha sonraları Çelebi Mehmet döneminde ben pençik sistemini uygulayamaz oldum. Çünkü esir elde edemiyorum. Savaş kazanamıyorum ki ben bu dönemde. Esir elde edemeyince elde ettiğim esirlerin 5'te 1'ini orduya alabilir miyim? Alamam çünkü esir yok. Böyle olunca Çelebi Mehmet ne dedi? Biz dedi pençik yerine devşirmeye geçelim dedi. Ve devşirme sistemini ilk uygulayan padişahım Çelebi Mehmet, 1. Mehmet oldu. Fakat orada kanunlaşmadı. Çelebi Mehmet'ten sonra gelen 2. Murat döneminde, Çelebi Mehmet'in oğlu döneminde, Fatih'in babası döneminde ne oldu arkadaşlarım? Devşirme sistemi kanun haline geldi. İşte o yüzden cevabımız da 2. Murat olacak. Burada şıklarda bir kayma yaşanmış. A, B, A, A, B olmuş arkadaşlarım. Ama bakın şurada bir E var, biz o E'yi işaretleyelim. Hata için kusura bakmayın, özürlerimi sunuyorum. Devam edelim. Arkadaşlar soru diyor ki bize, Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey döneminde Rumeli'ye geçmesinde 1-2-3 durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Rumeli'ye geçmemizde, yani Boğaz'ın karşı tarafına, yani Balkanlara geçmemizde uç beyliği olarak kurulmamız önemli midir? Tabii önemlidir. Karamanoğullar Rumeli'ye geçti mi? Geçmedi. Biz geçtik. Neden? Çünkü zaten biz o sınırdayız. Anlaştık mı? Orhan Bey döneminde Karasiyollarını aldık. Donanmamız da oldu. İyice sınıra da yaklaşmış olduk. Denizin kenarına gelmiş olduk. O da etkili oldu. Bakalım. Arkadaşlarım uç beyliği olarak kurulması. Biz tam artık o sınırdayız. Bizans sınırındayız. Ve Karasiyollarını da alınca denize de kıyımız oldu. Dolayısıyla arkadaşlarım bizim uç beyliği olarak kurulmuş olmamız Rumeli'ye geçmemizde son derece etkilidir. Karasiyolları beyliğinin alınması. Yüzerek geçemezsin değil mi karşıya? Yani geçen vardır belki aranızda ama ben geçemem şahsen. Arkadaşlar yüzerek geçemeyeceğimiz için de ne yapıyoruz? Donanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Karasiyolları beyliğini ele geçirince onların donanmasını da ele geçirmedik mi? Geçirdik. İşte onların donanması da gelince biz donanmayla karşıya geçtik ve orada fetihler de yaptık. Dolayısıyla bu da Rumeli'ye geçmemizde etkilidir. Gelelim Bizans'taki iç karışıklıklara. Arkadaşım Bizans, sen gidip Bizans'ın toprağını Rumeli'den alıyorsun ama Bizans sana müdahale edemiyor. Neden? Kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor. Dolayısıyla Bizans'ın karışıklıklar içerisinde olması da bizim Rumeli'ye geçmemizde etkilidir değerli dostlarım. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Şimdi değerli arkadaşlarım geldik sizin sorunuza. Diyor ki soru, Fetret Devri'nin ardından 1. Mehmet'e saltanat yolunu açan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Yani Çelebi Mehmet kardeşiyle, Musa Çelebi ile hangi savaşı yaptı diye sorulmuş değerli dostlarım. Buyurun cevap sizde arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım, ben de oralarda olacağım. Görüşmek dileğiyle.